Abla, iyi misiniz? İnsanıza duacıyım ablam. Ben de bugün ne oldu her yerim kaşınıyor ya ve kaşınıyorum kaşındıkça da kızarıyorum böyle bir şeyler oldu. Ne elindeki evraklar Muammer? Esra abla ben Gülhan güzel, ben boşanmak istiyordum. Hı hı. O da benden istiyordu zaten. Hı hı. Oturduk. En ideal çift benim için yani. Efendim? En ideal çift. Sen yani, boşanmak istiyordun, o da istiyordu. Ne oldu? Evet, e, dilekçe yazdıydı, e, yazdırdık. Dilek, dilekçe yerine gittik yazıcıya. Ben e, son zamanları zaten e, geçen seneden bu yani hep alttan alıyorum, hep alttan alıyorum. Hı hı. Hep sabrediyorum. diye de bir yere kadar dedim. Sabredeyim belki düzelir dedim. Kıskançlıkları yüzünden ne yapacağımı. Yani dışarıya gidiyordum arkadaşlarımın yanından. Dışarıdan geliyordum. Evet. Ey dostunun yanından mı geliyordun? Kelimeler evet. bana söylüyordu. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Seni gözünden mi kıskanıyordu? Yani çok kısk kıskançlığı hattı hı hı. hesabı belli değil yani. Peki mesela böyle yolda yürürken falan? Yolda da aynı şeyde aynı kıskançlık devam ediyordu yani. Sen kısk sokakta nasıl yürüyordun eşinin yanında? Yani ben hiç evlenmedim halde 32 sene evlenmedim. İlk evliliğim o kadar dedim çok güzel olacak. Herkese hava atacağım dedim. Meğerim ki abla. <laughs> Ay Muhammed. Meğerim ki kursağımızda kaldı yani evliliğimiz. Balon patladı diyorsun. Aynen. Peki niye evlendiğinde herkese hava atmak istedin? Abla ben 32 sene dükü köprüdeyim. Yani Daşköprü'de köprüde hiç kimsenin rızkında, hiç kimsenin ırzında, hiç kimsenin malında gözüm olmadı. Hı hı. Yani 3-4 senedeki çarpılıyoruz yani anlayacaksın. Nasıl çarpılıyorsun? Yani 4 ay bir tane şerife dönmez diye birisi vardı. Dur ee, işimleri ot... karıştırma. Yani evlilik vaadiyle dolandırıldın mı aynı zamanda evet, sen? Evet. Tamam. Oralara sonra geliriz. Ama Gülhan'la nikah masasına ottu Nikah köye çıktı. Köyden kıskançlığı yüzünden annemin rızasıyla iki katlı evimiz vardı. Hı hı. Babamla aramızı açtı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Babandan da mı kıskandı seni? Hayır. Aramızı açtı. Açtı. E, her akşam kavga oluyordu yani. Senin Evin bir şiddet iddian var. E, eşimden hep şiddet görüyorum Evet evet onlar da var. Bulunmuşsun. Yani kafamda e, süpürge sapıyla dayak yemişliğim var. Evet onlar da var Esra abla. Yani tencereye attı broma indi. E, çaydanlığına yani böyle durdum önünde Esra abla. Çaydanlığına <laughs> burama vurdu. Hı Buramdan dart lapolların falan var burada. <laughs> yani ondan sonra hastaneye gittik. Hastaneden e, evet. E, cuma günü dilekçeyi yazdırdıydım. Dur dilekçeden önce. Yani siz 4 Nisan pardon 20 Nisan tarihinde iki, o evrakların hepsi bende var. Tamam mı? Aldım onların hepsini. İçin rahat olsun. 20 Nisan tarihinde 2020 yılında nikah masasına oturuyorsunuz. Evet Esra. Evleniyorsunuz. Evet. Sen Gülhan'la yaptığın evlilikte diyorsun ki herkese hava atacağım. O kadar mutlu olacağım diyorsun. Çok sevdiydim Esra abla. Hiç evlenmediğim halde çok sevdiydim. Hı hı. Yani sevgimin kıymetini bilemedi Bilemedi. Evet Esra. Peki bu kadın seni hep kıskanıyor. Evet. Parka gitsem kıskanıyor. Dizim ağrıyordu. Hı hı hastanemize getirdim. Hastanemizde bile yani orada onun kızı olsun, ahiret bacım olsun, yengem olsun. Yani kıskanıyordu hesapla. Akrabalarından diyecek. da. Onlardan da kısa. Amcamın kızından bile kıskandı yani. Peki önceleri bu durum hoşuna gidiyor muydu? Hiç. Hoşuma gitmiyordu Esra abla. Ha, Sen böyle hani kıskanılmayı, o sürekli e, senin üzerine o baskı kurmasından hoşlanmıyordun. Hoşlanmıyordum. Evliliğiniz içerisinde hep tartışıyor muydunuz? O benimle çok tartışıyordu. Sen kimle tartışıyordun? Ben kimseyle tartışmıyordum Esra abla. Onunla. Kıskançlık olayından sonra Kıskan mı şiddet geliyor? Daha sonra şey oldu. Mahmer Bey, kıs kıskançlık olayından sonra mı şiddete evet, başvuruyor? Evet. Ne yapıyor evet. mesela? Sizi biriyle görüyor mu? Hayır. Yani yok ben çaydanlık... Tava ne zaman devreye Onu, durup dururken mi size Cumartesi uyguluyor? günü, cuma günü e, akşam dilekçe yazdıydık. E, pazartesi günü anlaşmalı boşanmaya gideceğiz. Sayın Avukat Hanım. E, gidecektik. Baktım cumartesi günü kavgayı çıkardı. Beni bana darp uyguladı. Darptan sonra emniyetimize gittik. Yani emniyetten sonra o uzaklaştırma mı aldınız eşinize karşı? Efendim? Uzaklaştırma aldınız mı? Darp ediliyorum diye. Darp şikayetçi oldun mu yani şikayetçi diyor? Şikayetçi olmadık birbirimizden o kaybolup gidince ben ertesi gün tekrar emniyetimize gittim şikayetçi tekrar oldu. Oldu peki. Oldum. Şimdi bu arada e, senin eşin Gülhan Güzeli de arıyoruz biz, değil mi? Ben onu elimle boymadım. Nasıl onu gibi. Taşköprü'deki evinizde o gece seni sana şiddet uyguladıktan sonra ortadan kayboldu. Bu kadın. Şöyle kayboldu. Nasıl e, kayboldu? Polis amirlerimle arabaya bindi. Taşköprü otokarımızdan beni bırakın dedi. Ben e, eve gittim. Zaten o, orada amirlerim, meta amirim geldi. Orada dedi, Muammer sen eve kadar git. O gelir dedi eve. Hmm. Yani gitti Esra abla, otokara gitti. Ben hep bekledim evde. Bana dönmeyince. E sana şiddet uyguladı. Niye dönsün diye bekliyorsun eve? Yani istemiyorum Esra abla. Nasıl terk ettin? Neden terk ettin? Abla. Alo. Evet Duyuyor dinliyoruz. Seni duyuyoruz ve görüyoruz Gülhan. Barış, barış. Abla sen beni ne çekti mi bilmiyorsun abla? Bana neler çektirdi sen bilmiyorsun. Ne çektirdim abla, acaba? Abla evimi kilitledi üzerime bir Ki buçuk ablam. Günlük abla. etmiyordun abla buyurun. <laughs> Günlük yetiyordun. Ben Abla, Muammer Esra dedim, etten bıktım. Felakın bir sürü, olur. hiç borcum yokken. Dünya kadar Esra beni hanım. borca soktun. Dünya kadar borca soktun. Yalan mı? E yalan mı Gülhan? Esra Hanım, efendim Gülhan, ben seni Gülhan. duyuyorum. Yalan mı? Ee, muammer de senin iddia, sen e, onun hakkındaki iddialarını Gülhan, e, yalan cevaplıyor. Mı? Önce Muammerin borcum sorularına bir cevap ver. Siz Nasıl evlendiniz? O sakallı ya. Sen de konuşayım abla. Nikah var onun, nikah, resmi nikah benim üstümde. O Az otursun 5 dakika oturabilir mi? 5 dakika olsun. 5 dakika bekle Muammer. Tamam ben bekliyorum burada. Al. Bekle. Al. Şimdi Esra bir Sezai'nin yanında hanım. mısın? Ha. Evet. Sezai'nin evet, Sezai Sezai yanına mı kaçtı? Yanındayım. Evet, evet, ama anlatayım. Neden Bak, onun yanına kaçtın? Sezai senin musunuz? neyin oluyor? <laughs> Bu benim e, alo duyuyor musunuz duyuyorlar, beni? Duyuyoruz. Tamam. Bu ol. benim e, Muammer Güzel'le evlenmeden önce de tanıdığım bir insan. Dini nikahlı eşim. Duymazdım o güzel soyadımı. Soyadına takmazdım. Bunu da duyamıyorum. Sen, seni duyuyorlar. Sen konuşmaya devam et. Alo. Eska. bir şey pardon. Seni seni Caner sen devam... arada alo. soruları tekrarlayabilirsin ona. Şöyle tabii, geleyim tabii ben de gelin. daha rahat ederim oradan Gülhan, seni duyuyorlar. Tamam. Sen, konuşabilirsin, duyuyor musun? Sezai senin sen, dini nikahına eşin. Peki Sezai evli mi Gülhan? Ben buraya gelince öğrendim evli olduğunu, bilmiyordum. Aa. Daha önce daha kaç... dedi. Daha önce kaç yıl e, beraber oldunuz? Sezai e, Sezai yakarla mı? Evet. 7 ay beraber olduk. 7 ay. O zaman Yedai. evli olduğunu biliyor muydu? bilmiyordum. Bilmiyordum. Doğru öğrendim. Bu ikinci kaçışınla. Evet. Şu anda Seza ile gönül ilişkisi e mi var? Niye kaçtım diye bir sorsan abla. Evet evet. Doğru Sezai doğru. için Eşim mi ben Muammer'den boşanmak istiyorsun? Resmi nikah. Bak anlatma, anlatayım abla. Ben aslında Muammer'den ben ayrılmayacaktım ama benim kapımı kilitliyor. Evet. Benim bir buçuk senedir dur, dur. evliyim aşağı bir yukarı dakika, kapım bir dakika. Arada herkes biliyor. İstanbul'a gittin. İstanbul'a 10 gün gittin. Abla. 10 gün gittin. Bir dakika dur beni dinle. 10 gün İstanbul'a gittin. Sonra Abla. aldın geldin eve. Virüsü getirdin. Abla. Ben negatifik helal. Beni Burada bu. Burada gittin. Kapımı kilitliyor. Kapı e, ha. Kapımı kilitliyor. Bu nasıl bir yaratmış? Bu nasıl bir bu? bu nasıl Senin bir insanmış bu? Bu nasıl bir insanmış Bu nasıl bir insan? Senin yanındaki çok iyi bir insan Gül mı? Gül Alo. Gül. Alo. Ha, Gülhan. Bu bak bir buçuk sen aşağı Bekli yukarı. Bekle Efendim. Anlat sen. Biz dinliyoruz anlat. Abla ben sizi çok seviyorum. Hayranınızım abla. Keşke böyle ha. tanışmasaydık Gülhan. Alo. Vay da be. abla ben bununla aşağı yukarı bir buçuk senedir bir ne buçuk, bir sene buçuk senesi benim. ulan geçen senenin Mart'ından bu yaşta işte, Nisan'ın 20'sinde boşanacaktı. Ne bir, bir, buçuk senesi? abla, Neden ablan, bahsediyorsun? Bu, bu, bu benim mi? kilitledi. Bir buçuk senedir Deli kilitledi. Bana şey... Oğlum, nasıl bir forum var. Çaydanlığı bu buraya nasıl kim bir vurdu kim? Ya? Tencereyi buraya Bunun kime attı? Yani rahat rahat anlat. heyecanlanma. Alo? Alo? Duyuyoruz. Bak bir aşağı yukarı bir buçuk senedir ben ayrıyım. Pardon, pardon, evliyim. beni mafet evliyim ben. Aşağı yukarı bir buçuk senedir evliyim. Evet. Benim bir buçuk senedir kapım kilitli. <gülüyor> 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 Neden kapım kapını kilitliyordu? Çocuğumu hor görüyor. Söylesin. Çocuğumu. Niye İstanbul'a gittin virüsü bu? getirdin? Abla. Benim günahım neydi? Beni onu bundan. Nasıl karşı Evet, kapı kilitliydi. Amcasının, pardon halasının oğlu. Evet. Halasının oğlu Alpay'dan beni kıskanıyor. Kıskanıyor. Sen onu kıskanıyor muydun? Onlar kapımı kilitliyor. Sen, sen niye kıskanıyordun beni? Evet kıskanıyorum. Beni? Sevdiğim için kıskandım. Doğrudur. Kıskançsın değil mi? Çok aşık. Alo. Parka gidiyorum çocuğu eğlendirmeye. Bunu sesle. Parka gidiyorum edelim. çocuğu eğlendirmeye. Alo. O parkı evet. değişti. O yanki parka git. Hastaneye getiriyorum. Yalan mı bunlar? Nerelerden tamam, bo borç para aldım? Maaş atmadı engelli maaşı. Nerelerden aldım? Piyasada dünya kadar borcum yoktu. Hadi yalandı Muammer Güzel. Dünya kadar borcum yokken beni bir sürü borca soktun. Ben şimdi o borçları nasıl ödeyeceğim? Hadi Allah rızası için söyle. Hadi. Sağ ne aç kodum seni, ne açıkta kodum seni. Hep namusuna sahip çıktım. Çocuğuna bir kere Çocuğum şey, şiddet uyguladı Uygulamadım. Çocuğunun bezini o, bir gün aksattım, Aksatmadım. Yani. Doğum gününü bile kutladım. <laughs> bak nankör olma. Bu dünya iki günlük dünya Gülhan. İnsan ol. Gerçekleri konuş. Seninle bak. Köyde babamla aram açıldı. Sıf anneye babayı kim bırakır Gülhan? O günler... Dur anlatacağım. babamla. Doğru mu? Açtı, o günler geldik soğan patatesiydik Gülhan. Rezil oldum, hep Burada rezil oldum. toplamaya gittik taş köprünün etrafından. O günleri unuttun mu? Çocuk omuzumuzun üstünde. İlk eşinden ayrılma sebebi neydi? Hepsi de küfür ediyor abla. Hadi, adamı hepsi de küfür ediyor abla. Hep bağ mı denk geliyor? İlk eşinden ayrılma sebebini söyler <laughs> misin? Esra abla. Bir de beni dövdü abla. Dövüyor beni abla. Yani, Benim dar pokolarım var. Taş köprü hastanesinde. Gülhan'cığım onu sormuyorum. Özcan'dan ayrılma sebebin Sezai'ye kaçman mıydı? Tamam. Asla yemin ederim asla. Küfür ediyor diye işkolik abla bir de işkolik beni dövüyor bir de. İlk eşin işkolikti. Ben ne işki içiyorum? İş iş ne kumar oynuyorum. Evet, işte ne gelmiyordu abla? İdeal koca işte yani. Zafer Ünal'ı bağlayalım canlı yayını. Esra abla. Zafer Hiç eve gelmiyordu abla. Hiç eve küfür ediyor. Ben, ben izlerdi gelmiyordu abla. Şiddetten 7 ah, ev, Şiddet uygulayanın yanına kaçıyorsun. Olfuna, Altıda evde oluyordum. Zafer'in alçını bağlayacağım. Nereden bileyim abla? Kavun mu koklayayım da anlayayım. Nereden ya, bileyim? Kızım sen kendin gitmişsin Gülhan'cığım. Diyorsun ki memurun karşısına gitmişsin. Ben Sezai'den şikayetçiyim. Sezai cahilim abla. Sezai beni cahil demişsin. Yok ya hep uyanıklıktan hesapla. He? Ha? Uyanıklıktan. Hayır bu cahillikten Allah. değil yani. Gülhan. Uzaklaştırma alıyorsun sonra onun yanına kaçıyorsun. Şimdi de güvendiğin dağlara kar yağdı. Sezai hapse girdi. İyi ki de muammer buraya çıkmış ha. Sokaklarda kalacaktı. Ben iyi ki buraya çıktım. Bayağı takak da dua et. Ya. <laughs> Hep ben yaptım. ne aç kodum? Hatalıyım abla ama ne yapayım çok küfür ediyorlardı. Hepsi mi küfür bırak, ediyor İftira atma başıma bak. Taş köprüde zaten dünya kadar iftira atın. Hepsi de küfür ediyordu. Bana Seni, Abla. Gülhan. Abla. Lütfen birbirimizi kırmayalım. Gidecek hiçbir yerinde yok ki. Bana Babana yardımcı aradım, ol. baba ben dedim. Şaşırdım. Ben bana televizyona kadar ol. gideceğim. Esra. Esra ablaya kadar gideceğim. Ben gayri. Şimdi Cener yanında. Cener Gülhan. alıp gelir misin buraya? Bana göster. Bana yardımcı ol. Tamam. Tamam yardımcı olacağız. Caner. Abla mat, bu Benim bu kim durumu verecek? Yok. Bana kim yardımcı olacak? Belbele veriyorduk Gülhan. 610 milyon para aldım. Maaşımız yatmış dedim engelli maaşım. Sen diyordun. Abla. i̇lk önce ekmekçiyi ve. Ekmekçiyi ve diyordun. Demiyordun mu? Esra Hanım. Efendim Gülhan. Esra Hanım. Dinliyorum. Esra abla. E gel böyle. Benim, böyle e gel böyle. Ben, ben, abla bak. benim. Ben iyi değilim abla. Tamam iyi değilsin. Cener <laughs> beni duyuyor. Beni uğradın. hasta et daha. Beni hasta et daha. Abla, <şeylerimiz, o> senin <laughs> hasta olman için abla. çok sebep var. Ortada üç tane çocuğun var. Üç tane çocuğundan iki tanesi tane babadır, iki yıldır görmüyorsun. Diğer çocuğun babası farklı, babalık yapan farklı, nüfustaki farklı. Ekmek Cener duyuyorsan beni, Gülhan'ı da al buraya gel tamam mı? Söyle Gülhan dediğimi Cener'e. Ben sana bir şey diyeyim abla. Bir şey söyleyeyim abla, bir şey söyleyebilir miyim? Gülhan bak gel buraya seninle konuş sakallıyı bırak gel. Abla. Bunu, bunu da yapacağım. Sakallı iki. Bu. 80 milyonun abla. önünde bunu da yapacağım. Peki. O eski günler o pa, benimle hiç büyüklük yapmadın patates soğan yedin ya. O günlerin Allah. hatırına. Ben... Evet. Günlerin hatırına bak. <laughs> seni yine ne aşk olacağını gel buraya. Yine az ne bir psikolojim bunun. <laughs> psikolojim zaten Özcan psikolo psikiyatri götçeydi psikolojini bozmuş. Bağ geldiğinde zaten bozuldu. Ama seni çok sevdim bunu unutma. Abla. Barışı, mı? Abla ya ben Gülhan. hasta bir adam ilaçla yaşıyorum Gülhan. İlaç veren sen Esra değil ana. miydin? Dinliyor Esra ablam seni. Esra hanım. <laughs> Baya programı yönetti farkındaysanız. Esra ablam dinliyor seni. Buyur e Gülhan, Gülhan hanım. Susaysan muammer duyacağım. Tamam, ablam. Buyur Gülhan. Bir beş dakika ben konuşabilir miyim? Beş dakika konuşayım mı ne olur? Şimdi beş dakikam yok. Ama seni beş dakikadan fazla daha uzun dinlemek istiyorum. Caner'le beraber İstanbul'a geliyorsunuz. Hı. Bir kulaklığı Caner'e verir misin? Hı. Caner şu an çocuk bak ya benim çocuğum durmuyor. Bana bak <laughs> bilir <kısırabilir> miyiz? <laughs> Kameraman arkadaşım bir oraya Esra dönebilir abla. mi? Gerçi hiç. Kameraman bir Caner'i görebilir miyiz? Çocuğum. Ay demeseydim keşke. Caner çocuk mu bakıyorsun? <laughs> Ağzına kalkmaz. Ya Esra Hanım çok yaramaz. Tutamıyorum. Şeyleri şunları saklayın. Azar. Azar. Tamam. Azar. Esra kusura bakmayın hiç durmuyordu. Azar. Tamam söyle bakayım. <laughs> Özür dilerim. Azar. <gülüyor> <gülüyor> Azat bak bak Çünkü bezlerini ben diyor. Dur Caner Caner diyorum. Gülhan da diyor ki Caner abi burada yok. Nerede bu çocuk bakıyor. Nereden çıktı? <laughs> Sevgili seyirciler e ben bu yayın işte etkilenmesin diye çocuğun her türlü hizmeti vereceğimi <laughs> size söylemiş miydim? Aynı zamanda sorunları çözüp aynı zamanda çocuk daha <laughs> <Ulan>. bakabiliyoruz. <laughs> tamam Canel'cim e, Gülhanı da alıyorsun. Çok yaramaz Esra Hanım. Ha? Çok yaramaz. Ya, çocuklar, ya. akıllı çocuklar yaramazdır. So Lütfen bu cümleyi bir anne olarak yani kızıyorum. <laughs> Kurmayın. Akıllı <laughs> çocuk evet. yaramazdır. Haylazlık yapar, merak eder, inceler. Onlar güzel ve özel çocuklardı. O güzel çocuğumu da alıp geliyorsun. Esra Hanım. <laughs> tamam, Esra Hanım. Gülhan son kez bir şey söylemek <laughs> istiyor. Söylüyor, söyle, söyle. Zamanımız varsa. Var. Söyle. Esra Hanım. Söyle, tamam. Söyle. Esra Uyuyor, Gülhan Hanım. Uyuyorlar. Esra Hanım. <laughs> bak benim maddi anlamda durumum yok eşim hapishaneye gitti. dini nikahlayışı. ben evdeyim evde bak evden atıyorlar beni adama 4 aylık kiralık verdim ben ne yapacağım abi. bana bir yardım et. Be. Gülhan beni çıldırttın dini nikahlı bana eşim var yapayım. resmi nikahlısı burada çocuklarının babası orada ya da hala perişanım diyor. Gel diyorsun gel yani. İstanbul'a geliyorsun Gülhan Caner'le beraber. Gülhan bin gel gel. Bir hoş geldin diye Ben seni hesablayan. çok seviyorum. Sahi bir se Senin yaradına kurban elini ana ana ana, ana elin baba, bir, elini baban elini öpeyim. Ben sana ne kadar hayranım birbirine. Bir kere sarılayım Ama bir Ama şey Ama korona ben, var ya. Sana kurban olurum. Seni verene kurban olayım ben. Sağ ol teşekkür ederim. Oooo. Şöyle sarıldığımızı ben varsay. De, Allah senden razı olsun. O kız küredi ya sen var bak. Bak bir çocuğum var Allah beni arabatına kuzun senin kadar sizin ekibiniz kadar iyi insan görmedim ben. O kadın değil ya sizin birisi bir şey demiş telefonda değil ya o bayan kimse tanımıyor mu kimin de o neyse. Sen <laughs> ne kadar iyi bir insansın senin ekibin şey benim abi. var ya elime var ya. <laughs> bak sen ne kadar iyi bir insan. Senin o Caner abi şu var ya şunun adını bilmiyorum şu adamın çek şey, kameran abi. Bakayım, bu çocuğuma benim. bu çocuğuma bir poşet olacak. Hangisi adını söyle. Benim yettim çocuğumun yüzüne güldü de. Sonra abi, abi de adın nedir? Ad Adım neyse. Bak, söyle bir poşet ama sor bakayım. Abi, boşuna oyuncak aldı. Bak bu kıyametleri bile siz aldınız. Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun Bir kere sarılayım, bir kere Aşkım namazım. hastalık var ya, yasak. Bir teşekkür et. Dur, Sizin o bayana gel. Abi adın neydi senin de? Bak. Ne iş yapıyorsun ben, de? Bilmiyorum kamera abi. Allah sana razı olsun. Ha, ha, kamera bak, abi. Kameraman. Bir şey söyleyebilir <laughs> miyim sana, diye, sana? Bir şey sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Kimsenin kötü ben buraya bana önce benim çok kötülediler. İnan var ya ben buraya geldim buranın gerçek olduğunu öğrendim. Bak bir tane <laughs> evladım ben buraya gelenin son örneği gibi. Ben geldiysem ben gelenin son örneğisin. Ben gerçekten. Bura çok iyi. Herkes çok bir şey iyi. Sen, Gülhan seni ben kim böyle kötüledi? bir şey görmedim. Ben bu kadar Gülhan. bu kadar iyiliği ben anamdan bilmem kimden görmedim. Buraya Muammer ben güzel gördüm, geldi. Anamdan gördüm, görmedim. Gülhan anamdan seni kim gördüm. kötüledi? Hani gelen buraya gitme seni kötüledi. Muammer kötüledi seni. O değil başka bir insanlar. Hani buraya çıkma dediler. Başın belaya gider dediler. Burada herkes Aa, çok iyi. Muammer bana, güzel bunu geldi bana buraya seni gördüm ben. Tamam Gülhan'cığım çok teşekkür ederim ama konumuz o değil. Tamam. Konumuz Muammer'le senin evliliğin ben anlamadım. Tamam. Esra bir abla. yıllık evlilikte yok yok. Doğrudur aynen. Yok yok bir heycip. Sana Heycim. kurban olurum ben senin tamam. için geldim sen ne kadar güzel razı bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. Bir kere öpseydim seni şöyle doya doya. <laughs> bir kere ciddi bir kere yerime, izin ben seni ne kadar seviyorum. Aşkım çok isterdim ama öpüşmek yasak. Tamam. Sarılmak yasak. Tamam. Aynı mekanda beş kişiden fazla, dört kişiden fazla durmak tamam, tamam. Maskesiz bir e yaşa e tamam, yasak. Maskesiz tamam. birbirimize yaklaşmak yasak. Neden yasak? Yani koronadan tamam. Heh? Tamam. Koronadan dolayı. Seni, ço sizi yani seni ben çok, yani sizi çok Ben seni e korumak istediğim için sana tamam, yaklaşmıyorum, sen de razı. beni koru tamam, tamam, tamam mı? Tamam, Allah razı Şimdi olsun. Şimdi derdimiz Muammer'le senin evliliğin. Aynen. Doğru. Evet, bir yılda tanışıyorsunuz, evleniyorsunuz <laughs> ama hiç mutlu olamıyorsunuz. Buyurun Muammer, Gülhan karşında. Bunun bir şey arz edebilir mi? Ba anlat, Bak kadın ne anlattı bu? Dur, dur bir dakika. dakika. Ba anlat bakayım. Bir dakika <laughs> dur. Ha, anlat bakayım beyefendi. Daha beyefendi olmadı. Hmm. Ben muammer güzel. Abla bunun iki iki çocuğu vardı. Ya. Hmm. Onları da buraya getiremeyiz. mi? Hmm. Niye? Görsün. Onu bıraksan o en son vazirti. Ben Sen getiririm çocukları. Gülhan'ın e, ilk sonuç. eşinden olan e, çocuklarla görüşmesine aracılık edeceğim. O, o tamam. Hmm. Esas konu. Sen dedin ki karım 20 Mart tarihinde bana şiddet uyguladı, evi terk etti, karını Sezai'nin yanında bulduk. Sezai hmm. kaçtığı kaçtı adam da cezaevine girdi. Hmm. Kaçtığı adam da evli mi? Hmm. Bunların bu e, dinin nikahlı ilişkisinden bir çocuk da var mı? Hmm. Çocuğun babası da Gülhan'ın eşi mi? Anlayamazsınız. Anlatamam da çünkü o kadar karma karışık. Şimdi sen bu adamı Sezai için mi terk ettin? Hı. Hmm. Tamam anlattım <laughs> ben bir kere. Bu şahıs ben tek ricam taş köprü polisini buraya bağlayın. Tamam. Bu adam Öyle bir, şey bir buçuk sene oldu olmadı benim kapımı kilitliyor. Niye? Bir sorun ben de bilmiyorum. Esnaf mı söz anlatayım ne yaparsa yapsın. Önce bir anlatsın. Zaten ben rezil olacağım kadar da oldum. Bunu da kepaze edip gideceğim. Nereye gidiyor? Bir ya? buçuk senedir benim kapım kilitliyor. Benim Neden telefon kilitliyor? Telefon kullanmıyor. Telefon kullandırttığımı yok. Hı. Ee, benim çocuklarımla beni zor zor konuşturttum ya, kıskanıyor. Tüüü. Ee, neyse, ben bunu işe gönderiyorum. Aklım geride benim. Onu Hı -hı. düşünüyorum. Esra abla, Niye? işteyken ha? düşünüyorsun İş. onu? Ee, çok şeyliği var. Yani ne işi var işe? Ee, tamam, neyse. Esraflı. Öyle şeyliği var işte. Anla. İşe mi çok düşkün? İşe gidiyordum. İşten... Ha. Estağfurullah. Hı. Anneciğim sana... Kitliyor benim anlamadım neden. Neden kitliyor? Anlat bakayım ben ne neden diyeyim. Neden kitliyorum? İstanbul'a geldim bana lokum. Çikolata. Doğru değil mi Gülhan? Ben şimdi ben Bak, ricam. Hiç... Gülhan boşanacağım. Sen onu kıskanıyor muydun? Ya hayır ben onu kıskanıyorum. Neyini kıskanacağım ben? Yok yalan konu. O beni kıskanıyor. Tencereyle tavayla beni dövdü. Aa sen mi beni dövdün beni? O, o, o rapor ne bileyim rapor verdim size Esra abla seni ne kadar seviyorum, seviyorum. seni başladı çok muamelle. seviyorum sana ölüyorum ha Evliliğiniz nasıl başladı aşkınız? Aşkım aşkım yok öyle bir denk geldim işte bir komşum doğuşu, komşun aracılığıyla denk geldim. Bunu da ben var ya. Esra abla burada söz yok. Esra abla ben iki dini iki resmi nikah, ben burada heyecanlandığım kadar onlarda hiçbirinde heyecanlanmadım. Bir de çocuğum olurken heyecanlandım. Üç tane evladım var diyor. Esra abla. Bunlar alakası biliyor. Hadi çöpe. Bu, bu inan nasıl tanıştık biliyor musun? Bırak, bırak tanıştık. ben, cahil. Esra Hanım, senin hayranınım. seni ah bir gücaklasam seni. Seni bırak, seviyorum ben. Tamam, bir dakika. Söz Ben alayım, sen, bu sen güzel cümlelerinden bir, süs. bir e, korkmaya başladım. Hani böyle bir, öyle bir gireyim diye. Ben teşekkür ederim de. Ben senin hayranınım, Ben senin Ben hepsini anlatayım da Bakalım Siz konuşabiliyor senin. musunuz karşılıklı? Konuşuruz. Sana para istedim ben. Para istedim mi? Para istemedin Allah razı ha. olsun. Hayatım Çocuğuna iyi onun kalbini çalmışsın. Çocuğuna iyi baktım ama. Çocuğuna iyi baktım mı? Yok kistosuna. yok bana devlet parasıyla geçiniyorum ben yalan. Ha, Hayır, i̇yi davranır mıydı? Da para? Para? Parayı sormuyor yani o. babalık yaptı mı? Yok yok çocuğu hor görüyor. Çocuğu nefret istemiyorum ben bunu. Şimdi bak taş köprüden ihbarlarda geliyor muammer çıktığında. Senin çocuğunu çarşıda pazarda tepesinde dolaştıran bir adam olduğunu söylüyorlar onun. O da Hadi zor bak. bir iki kere yapmıştı zor zoruna. Bir iki ne? kere değil yani ya yapar ya yapmaz. Kim var? Yok, Siz kafelere gider misiniz? Gezer misiniz? Çocuğu omuzlarına alır mı hmm. Dolaştırır mı seni? Yok. ben Akşamları gezmiyorduk mu? Pazardar köyünden geldiğimiz zaman. Ben ayrılmak bir tek istiyorum ama ben Esra'nın arkadaşımın yanına gidiyorum. Esra abla, Hı? bana yandım. ben ayrılmak istiyorum. Ya bana tamam yardım. anladım ayrılmak istiyorsun. Şuna Hı. cevap ver Gülhan. Hı. Taşköprü'de sizi tanıyorlar evliyken. Hı. Evet. Bükkü. Diyor ki çocuk çok iyidir Muammer Küçük diyor. Küçük bir yer. Küçük ha? yer herkes tanır tabii. Bak Hı. çok önemli benim için. Hı. Orada sizin işte sokağa çıkmanızı, gezmenizi, dolaşmanızı Muammer'in çocukla olan ilgisini her şeyi anlatıyorlar. Siz el ele sokaklarda dolaşıyor musunuz? Yok ya bir kere elimi tutmuşluğu yok. Onu ununu şeydir yandaşlı dur. Onu savunan yandaşları çok var. Hmm. Ben bilmem bunun huyunu. Lan, Beni bir kere bir, Bu soru bütün kadınların sorusu. E, doğrudur. <laughs> ben seni çok seviyorum. Ben seni hayranım. Bak şimdi şimdi. arkasını dönüp yatar mı? Ne yapacak? <laughs> Böyle alacak kafanı, omzuna koyacak, böyle saçlarını mı okşayacak? Yok. Böyle şefkat mi istiyordun ondan? Gazlık gibi adam. Yani şey, yani diyorum ki şey yani iyi bir insan değil ha, tamam mı? Ben seni çok şunu seviyorum. Şunu söyle Hı? evde sana şefkat gösteriyor muydu? Yok yok beni biz kaşık suda boğası var. Ben ayrılmak istiyorum. O zaman Gülhan sana şunu sorayım. Hı? Şunu sorayım bak buradayım. 2019 yılında e temmuz mi? ayında karakola gidiyorsun. Hmm. Memur bey diyorsun bu Sezai var ya Sezai. Bunu karıştırmayalım. Bak şimdi dur. <laughs> Sen böyle <gülüyor> laf <laughs> söyle ben karıştıracağım. Dur, ben, Çünkü neden? Senin beyanını biliyorum. Hmm. Memur bey beni darp ediyor. Hmm. Şiddetinden bıktım. Hmm. Bu da çocuğumun babası. Hatırlamıyorum. Ben kurtulmak istiyorum diyorsun. Hmm. 2019 Ağustos temmuz sonu. Hmm. Sonra... Evlilik yapıyorsun, evlilikten sonra seni yine darp eden adama kaçıyorsun. B bırak sorun değil ben bundan boşanacağım. Onun, onun için de yapma adam bak, şimdi mi? Bak şefkat istiyorsun ya hmm. sen şefkat Hiçbir istiyorsun. Hiçbir yerde o şefkat yok diyor. Doğru. Sezai'de de yok ama onun yanına kaçıyorsun. Darp ediyor seni, Şikayetim var. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Ben bundan ayrılmak... Ne yapayım? Sıvanacak... Ne sıvanması? Gülhan'cığım ayrılacaksın, tamam. Bu konuda ben sana yardımcı olacağız. Ne yapayım? Yok. Gülhan! Benim psikolojimi bozdum. Ayrılacaksın. Ha. Bir dakika. <laughs> diyorsun ki bak orada şiddetten şikayet ederken bu adama kızıyorsun ki bir insan yatağa yattın mı arkasına dönüp yatar mı diye. Hmm. Bak arkasını dönüp yatar mı dediğin o evin içerisinde bir huzu var da Doğrudur. yine de bir şefkat göstermiyor hey, ya bu kadar da kabalık olur mu? Sen de bir şey konuşabilir miyiz Esra diyorsun da, ki. Esra abla ekmek çalsın işe yani de yani ona gittin, gittin diyorsun. diyorsun. <laughs> Bende ana yok. Ana demeyeyim ana var. Baba yok. Kardeşlerim arkasına dönmüş bana. Beni kimse istemiyor. Ben kime gideceğim? Sokakta mı kalayım? Ben herkesin anında Ama size zarar veriyor Sezai Çocuğuna da zarar mi? verebilir. Kimsem yok, mecburum. Benim Gülhan, ailem istemiyor. Ki bizim kimsesiz bizim... kalma sebebin benim kim? bozdu ya. Gülhan, kimsesiz kalma sebebin kim? Ben benim babam istemiyor, Beni erkek kardeşim yine, istemiyor. Ben öyle söylüyorum. Benim kapımı açık git. E, çok beklersin. Benim Canın benim, benim annem, ben benim annemden hariç kimse beni ben istemiyor. Ben efeyim efe Ben mecbur gitmek zorundaydım oraya. yalnız kalma sebebin ne? Bunlar küfür ediyor, mecbur kalıyor. Bu beden. değil. Tamam, ben niye kızıyor sana? Aile mi? Söz ben Özcan Yavuz'dan ayrıldığım için kızgınlar bana. Aslında senin seçimlerinden dolayı kızgınlar. Evet. Siz evlendikten sonra ailesiyle bir araya geldiniz mi? Annesi, annesini bilet kestim. Evet. Getirdim tahsinin. Evime kadar yağmur yağıyor diye. İyiydi, güçtü, hoş, beş. Sevdi, <laughs> Sevdi mi seni annesi? Annesi Allah razı olsun. Bu işimi küfür ediyorsun. Ondan... <laughs> hem suçlu hem güçlü. Bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyorsunuz. Anlamıyorum inan. Allah gerçekten böyle özgüvenden nasıl etsin insana. <laughs> Muammer sırıtıyor diye su şişesi fırlattı da hatırlatmadı. Söyleyeyim yani içimde kalır çünkü. Ha? Suç aleti. <laughs> Gözümde yaş kalmadı benim bugün. Ne için ağlıyorsun Gülhan? <laughs> İyi akşamlar Esra abla. Ya... Bugün ailemle <laughs> ilk kez babam aradı. Hastaymış. <gülüyor> <gülüyor> Belini götüremiyormuş belden altını. <laughs> bu da bu da şarkı söyleyince siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bana bir sürü laf saydı tene yani ondan beri. Bu mu mastajlı hastanede? Babanın dediğiyle <laughs> Muammer'in şarkı söylemesi <laughs> arasındaki bağlantıyı öğrenemedim. Bu biliyor hasta olduğunu niye oynuyorsun sen bu da şarkı söylüyorsun? Benim elim ayağım benim, benim bugün daha çok olaylar var. Babanın beli kaç yıldır ağrıyor? Daha yeni olmuş bir stresen mi oldu? Bir sene de var ama daha çok olmuyor başlamış. E hani burada sen? sırt arıyor burada beni beni devre ya. Bak beni boşayın. Ben, eğer boşamıyorsanız ben sen gideceğim. sen boşanacaksın. Sen babanı, en son, hmm. etme, Gülhan, babanı en son ne zaman ziyaret ettin? etme derecem kalktı artık. Gülhan <laughs> e, babanı en son ne zaman ziyaret ettin? 5-6 ay önce de. Ha. O zaman konuşuyordum. Sezai'ye gitmeden önce. Gülhan'cığım. Babanı anneni bu kadar düşünüyor olsaydı muammerden ayrıldığın gün anne hmm. babanın evine giderdin. Hem derdin bir onların hmm. yüzünü gözünü göreyim. İyiler mi, hal hatırlarını sorayım ha, çocuğum hı. güvende olsun. Doğrudur. Bir yere gitmezdin. Evet. Bu olayların muammerle bir alakası yok. Sırt karşıma geçmiş ya. Ha? Tamam doğrudur. Sen evin içerisine ona şiddet uyguluyor muydun? Hayır ama... Şimdi oldu bir kere. Özür dilerim senden. Ama ben buna çok önem veririm biliyor musun? Doğrudur evet. evet. Yani sen hiç acımadan tak diye su şişesini fırlattın muameye. Sırt tarıyor, karşıma geçmiş sırt arıyor ya. Demek ki evde, evde de de tencere oluyor, oluyor muydu muameye? Muameye niye ağlıyorsun? <laughs> ağlar ağlar yalan işler o işler. <laughs> Gülse yalan ağlasa yalan şey mi söylese benim yalan. Ya. Utanılacak şeyi Gülhan siz yapıyorsunuz. Sonra karşıdakine sinirleniyorsunuz. Muammer evde de böyle hastalanmasıyla... mi? Onun şarkı söylemesi Esra Hanım dediği gibi hiçbir bağ yok. Onu biliyor baban hasta olduğunu. Baban sana üzülüyordur. Hasta baba, olduğunu biliyor. Bak baban neye üzülüyordur Burada diyorsun. O sana iyi diyor iyi ki diyor. yuvanı bozma diyor ya. Evet doğrudur. Ha Baban hmm. ona üzülüyordur. Karşısındaki. Şimdi ne babam kaldı ne anam ne kardeşim. Resmen bitti. Muammer evde de geçtim. böyle miydi? Abla ben onu affediyorum. Özür diliyorum <laughs> ya. ya Ne yaptın? Ben onu sinirliyken dışarıdan geldim. Birisi... <laughs> Aha yüzü burada, borcumuz da var. Adam 300 milyon parayı istedi. Cebinde de bir, bir kuruş para yoktu. Ab edin maaş da veririm. Gülandım, dedim, geldim eve geldim. Gülandım. dedim, ekçi para ya. istiyor. Ekmekçi para istiyor. Banka para istiyor. Acını kendini, belki yardım et. Ben ayırmak istiyorum Esra Hanım, dinlemek istemiyorum. Siz bunu sonra beni gönderince rahat gene dinlen. Esra abla... Dünya ben dinlemek istemiyorum, ne? Ben böyle... Maaş o zaman... Hayırlı günler ablacığım. Ee Gülhan Hanım anlat bakalım, bir yüzüme bak bakayım. Nasılsın, ne var ne yok? Sağlığın sıhhatinin yerinde. Ben ölmedim, ayaktayım kalktım geldim bak. Yanımda. Tamam, hoş geldin. Şimdi bir şey hoş dediğimiz bulduk. yok. Hoş bulduk. Sen çıktığında haber verdin mi Gülhan'a? Çıktığında haber verdim. Yani yazışıp telefonlaştınız mı? hemen buraya geldiğini bilmiyordum. Bir şaşırdım, bir panik oldum. Ne oldu, niye geldin? Buraya geldiğini bilmiyor muydun? Evet. Lan Gülüm, akşamdan beri konuşuyoruz mu seninle? Ben telefondan aldım. Hmm, buraya geldiğini söylemedin sen. Bak, ben geleceğim dedim bak. Sen... Tamam, geldin. Niye geldin? Ben seni istemiyorum, onu da ist Beni. İstemiyorum ben seni beni. Ben tek başıma hayatımı çizmeye çalışacağım. İnşallah vahim dur. İnşallah sen, olabilir. sen. Ben çocuğunu ayrı bir yerde duracağım. Ben sizi istemiyorum, ben tahammül edemem size. Önce şu soruyu Esra sorsana bir. bir şey herkes çok merak ediyor. Esra ablacığım Sor. bir şey sorabilir miyim? Bir beş dakika müsaade et. Çok Yanlış beş dakika yok. Önce şu sorunun cevabı. Siz niye cezaevine girdiniz? O özel, ee, daha sonra görüşelim. Hayatım yani özel de ne yap... Üç günlük cezaevine girdiysen bir şeyi vardır. Söyle yayında basılacak. ne? Tam sus diyorum sus. sus. Bilmiyordum ben. E, o suçtan cezaevine girdiğimi bilmiyordu ama şöyle bir şey sorayım. E, 2017'den beri beraberiz biz bu eşimle. Eşin mi Gülhan senin? İmam nikahlı eşim. Benim evimden alındı gelindi buraya. Senin sonra. eşin nerede? Resmi nikahlı eşin. Resmi nikahlı eşim. E, nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. 3 ay beraber kaldık. Nikah olaraktan. 3 ay sonra bana boşanma davası açtı. 4. Hı hı. E, ayın 27'sinde boşanma davam... Var. Peki yani eşin, sen eşinle beraber değilsin resmi nikahlı eşinle Gülhan'la berabersin. Evet. 2017'den beri berabersiniz Gülhan e, 2017 yılında seninle olduğuna göre o da boşanmamıştı. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Yaklaşık dört yıllık bir ilişkiniz var. Doğru mu Gülhan? İşte öyle ama dört yıllık ama böyle hı hı. neyse iki, iki, ay, iki ayda bir, üç günde bir kalıyordum öyle. Ailemin yanına giderdim önceden. Öyle Beni, gidip gidip geliyordum. Hı. Beni dinliyor musun Gülhan ben Hanım? Ben seni istemiyorum. Muammer'den de boşanacağım. Bana yardım edin. Ben çocuğumla Aşağıdan küçük bir yerde kalmak istiyorum. Peki beyefendiyle konuşuyorsunuz? O çocuğu görmek istiyormuş. Gülhan Hanım. Ben de gör çocuğunu dedim. Gelebilirse ama çocuğunu gördüm. Peki ben karşılıklı konuşabilirsiniz. Buyurun. Efendim. Gülhan e, Hanım e, efendim. beni dinliyor musun? Gülhan Hanım olmadım söyle. Hı. Sen 2017'nin 3. Üç, e, ayın 5'inde benim yanıma geliyorsun. Dinleyin mi? Hı. Yanıma geliyorsun. Benden 4,5 aylık hamile kalıyorsun. Hı. Ben konuşurum. Hı. Burada utanılacak bir şey yok. hı. Dört buçuk aylık hamile kalıyorsun, oradan topukluyorsun, kanında dört buçuk aylık çocuğunla... E, tamam, onu söyledim zaten ben. Bir Biliyor dakika, Biliyorlar, geri gittim, dakika. beni kabul etti dedim. Tamam, biliyorlar Hı. onu. Oradan oraya geçiyorsun, bir buçuk, çocuğu doğuruyorsun, çocuk bir buçuk aylık kene, bir buçuk iki aylık kene beni arıyorsun, ben İstanbul bir kene. Otakara geliyorsun, otakardan, Çorlu Otakarı'na geliyorsun, benimle beraber Köye gidiyorsun. Sizin tamam. de hiçbir suçunuz yok. Hep karşınızdaki kadınlar geliyor gidiyor. Siz öyle böyle duruyorsunuz olduğunuz yerde. Teşekkür ederim saygılarımla. Ama demek istediğim şu. Heh. Ben Hep olana anlatıyorum. Hepiniz hani diyor güzelim. ya böyle böyle. Hep suçlu benim sizin için. Ben seni suçlamıyorum. Sus bir ya. Ben seni... Abla, bir laf diyeyim daha bir şey konuşmayacağım. Ben senin karşı taraftan boşanayım. Huzurlu bir şekilde evime ve çocuğumu alayım. Peki Sezai Özenmek eşinden istiyorum. boşandıktan sonra Efendim? yine seninle beraber oluyor ya. Sen bir kere parayı nereden buldun? Niye? Bir kere sen parayı nereden buldun? Sen beş kuş beş, nasıl oldu bu iş? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar süredir Sezai ile evlisiniz ya da ne zaman evlendiniz? Biz e, evliliğimiz üç ay geçti. Evlenmeden önce yani nikahtan önce bir dört e, beş ay böyle yaşadık. E, 20 Nisan 2020'de nikah evet. masasına oturdunuz. Ondan evet. öncesi de var. Evet. Peki bu süre içerisinde hiç Gülhan Hanım'ı gördünüz mü? Yok görmedim. Görmediniz. Gülhan Hanım'ın varlığından haberdar mıydınız? Evet. Nasıl biliyordunuz? Yani... Gelmiş bunu kandırmış, etmiş, kaçmış, gitmiş, başkalarının yanına gitmiş. Hı hı. Öyle hayat sürmüş, teyzem dara düşmüş, teyzem bunun yanına koşmuş. Böyle otellerden gitmiş almış, gelmiş öyleler duydum. Sezai hep Gülhan'ı kime anlattı Toparlıyor. size bunları? Sezai hı. Bey hı. mi? Evet kendisi de anlattı, abisi de, gelinleri de hepsi. Gülhan'a da ilk kez şu anda canlı yayında görüyorsunuz. Evet. Peki 20 Nisan'da evlendiğiniz, nikah masasına oturduğunuz Sezai'den niye ayrıldınız? Sezai'den ayrılmamın sebebi ilk önce yani benimle doğru düzgün hareketleri yok. Hı. Evine nasıl diyeyim yalanları çok. Benim evimde olan sırrı gider dışarı konuşur. Hı hı. Dışarıdaki sırrı gelip buna konuşur. Ortalığı hı. karıştırır. Ondan sonra hırsızlığı çıktı. Hı hı. Doğru düzgün e, çalış dedik. Hı hı. E, hasta bakıcı buldu. Gitti oraya aldım karşıma git dedim adam gibi çalış hı hı. evine ekmeğine bak. Hı. Öyle dedim gitti tamam dedi çalışacağım dedi. Gitti bir müddet adama baktı hastasına baktı. Ondan sonra bir de baktık ki gene de hırsızlıkta. Sizi kim tanıştırdı? Beni Songül Balcıoğlu. Songül Balcıoğlu. Songül evet. senin arkadaşın mı Sezai? Ben de konuşacağım. Öyle mi? Ben de konuşayım bir. Siz Azerbaycan'da mıydınız o zaman Türkiye'de miydiniz? Azerbaycan'daydım. Azerbaycan'daydınız. Hı -hı. Nasıl aracı oldu Sezai ile tanışmanıza? İşte benim Azerbaycan'da durumlarım kötüydü. Ben e, 2018'den buradayım. <laughs> Gelip gidiyorum. E, ben dedim ki... So Songül'ü ben aradım ilk. Dedim <laughs> e, Türkiye'ye gelmek istiyorum. Yani burada sıkıntılarım çok kötü. Çocuklarla mutsuzum burada dedim. <laughs> Öyle bir insan olsa dedim gelirim. Evlilik yaparım, mutlu olurum dedim. Tamam dedi sıkıntı yok ben seni dedi, bulacağım dedi. Tamam dedik. Bir ay üstünden geçti beni aradı. Sana birini bulmuşum. Bu, kim dedim, Neşe dedim. Böyle sordum. Ondan sonra o da bana dedi ki yani mazlum bir çocuk dedi fakir bir çocuk dedi yani sana çocuklarına bakacak gücü var fakir olsun benim için dedim, fakiri önemli değil zengini önemli değil ee, insanlığı önemli dedim bana sahip çıksın dedim başka bir şey istemem dedim. Yani aslında Hı. maddi durumu olmayan bir adam var Sezai sen bununla mı evlen dedi? Evet maddi, ama durumu, sana sahip var. Çıkar, maddi dedi. durumu var dedi ama yani oraya gidip tırpana gidiyor bunu yapıyor onu yapıyor dedi yani kendisi aç kalır evini acı bırakmaz. Hı. Ama ...öyle böyle öyle. olduğunu söyledi. Evet. Siz evlendikten sonra Sezai'nin hangi yönlerini öğrendiniz? Sezai'nin daha hangi yönlerini öğrenmedi? Her, e, Söyleyin. Konşularla, konuşuyorlar ekmeği almaya gittik bakkala. Bakkalcı evet. dedi sen Sezaya karın mı eşsin? Evet. Sen nereden geldin bu adama düştün dedi. Bunu herkes tanıyan tanıyor dedi. Yani kötü kötü isimlerle söyledi. Mesela? <laughs> yani. Size e, ya Samira... Ee, seni başka erkeklerle tanıştırayım teklifinde bulundu mu Sezai Kocan? Yok, yok olmadı öyle. Hı? Yok. Olmadı. Yani e, görüştürdüm hiç birileriyle? Görüştürmedi. Benim e, Azerbaycan'dan bileti bunlar kestik de ben buraya geldik de benim e, fotoğrafımı, e, bilet resimimi... Bir iki kaç kişiye e, feyizden, e, Messenger'dan atmış. Kanıt ver. Paylaşmış. Bana bağırdın, ona bağırsana. Bir dakika. Ona Kanıt ver. Bir hat dakika. Hatta, dakika. Songül İşiyorsun Balcıoğlu ya. gösterdi. Ya. Hatta ben sonra. onun eşi olu bunun bilgilerini de, feyizinin şifresi de, hiçbir şeyini ben bilmiyorum. Songül Balcıoğlu bunun her şeyini biliyor. Hı. O bana e, girmiş oradan, fotoğrafını kopyalamış, bana attı. Dedi eşine bak, dedi. seni dedi, pazarlayacak dedim. dedi. şimdi, e, hangi Samira gerçek ya da hangi Samira... Samira samimi cevap vermiş bunu öğrenmek istiyorum. Buyur. Şimdi cuma günü ilk e, ekibimle istihbaratta görüşme yaptığında evet. bu telefon görüşmesinde ben Türkiye'ye Azerbaycan'dan geldim. Bana para gönderdiler demişsin. Evet. Para kim gönderdi? Sezai Akar. Gönderdin mi? Gönderdim efendim. Beni Bizi bir kadın arkadaşım tanıştırdı bu Songül. Evet. evet. E, 20 Eylül pardon 2020 Eylül'de evlendik. Ordu Fas'ta yaşıyorduk. E ee, Sezai hırsızlık yapıyordu. Evet. Ee, bana şiddet uyguluyordu. Evet. Evlendikten bir ay sonra beni başka erkeklere pazarlamaya kalktı dedi. Sezai nerede hırsızlık yaptı? Sezai yaptın? değil, Songül, Songül başladı onu yapmaya. Sezai Akar değil. Beni, seni başka erkeklere pazarlayan kişi kim? Songül, e, Songül e, Balcıoğlu. Songül Balcıoğlu. Evet. Hmm. Seni farklı erkeklerle kanki. tanıştırıyor mu? Efendim? Tanıştırdı mı? Bir Tanıştırdı ama kanki ben gitmedim. Şey. Dün alabilir dedi. misiniz dışarı? Hı. Songül Balcıoğlu mu? Evet. Ama burada bunu yaptıranın Sezai olduğunu söylemişsin. Ama Yok. şimdi düzeltiyorsun. Yok Sezai dememişim. O belki ee, yanlış olmuş. 2-3 ay boyunca ben bu işi yaptım. Ne işi? 2-3 <laughs> ay ben işi yaptım. Öyle i̇ki bir Beni pazarladı. 2-3 ay boyunca ben bu işi yaptım. Öyle bir şey yazdırmadım ben Böyle, Hayır. aynen bu cümle. Mecburdum gidecek bir yerim yoktu. Ee, ben varken başka kadınları pazarlamıyordu. Sadece beni pazarlıyordu. Ben kim öyle, bir şey söylemedim ki. Ha? öyle bir şey söylemedim ki. Öyle bir şey yazdırmadım. Ama ben. seni pazarlayan başka erkeklerle tanıştıran kim? Songül Balcıoğlu. Yani bu Sezai değil. Yok. Ee, Ama şunu Songül sık sık yapar mı bunu yani? Zaten e, şeyleri var onların cezaları falan var. öyle. Songül Vakti, cezaevinde e, mi? Yok. Cezaevinde. Serbest. Bu iş baskını yedi mi Songül? Tabii ki. Yedi. Neredeydi? Bu işi yapıyor. Evet kadın seni... pazarlamasında şey yememişler ceza. Nasıl? Kadın pa e, pazarlamasında yemediler Hı. mi ceza? ona benim bilgim yok. Bana baba. Hı. Yine bile. Eşimden ayrıldıktan sonra, Gülhan'dan ayrıldıktan sonra dedim ki bir evlilik yapmak istiyorum dedim. Azerbaycanlı. Ee, ...Samira çıktı karşıma. Öyle ben, olmadı Sezai. Bile bile aldım. Ee, Songül onu Türkiye'ye getirebilmek için seninle nikahı kullandı. Doğrusu bu. Evet. evet. Çift vatandaşlık öyle. yapmak için vatandaşlık. Çift ee, Samira'yı yapmak. burada kullanabilmek ve çalıştırabilmek için seni kullandı. Aynen, evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Doğru mu değil mi? Doğru, Senin bu işte bir e, menfaatin var mıydı? Yok. Hı hı. Yok, Çok da benim, ben var. sadece var bir umutluyum. Hep beraberdiler. Yok, ben tek hep umudum beraber. evlilik amaçlı. Ben amaçtı. geldiğim günden yok bile apartmanlar beni ışkına soktular. Bir dakika. Dur, Sizin sos sosyal medya hesabınızdan yani. hanımefendinin <laughs> resmini, görselini paylaşarak. Ne başka erkeği göndermiş? Ha? Ee, onu iddia ediyor çünkü. Altına böyle bir telefon numarası yazdınız mı? Bu bayana ulaşmak isteyenler bana gelsin diye. Bunun için mi? Evet. Hı -hı. Yapmaz, ben... yapmaz. Evet. Yapmadım. Sezin. Hoş geldiniz Muammer Bey. Yok, Nasılsınız? İyi eslam Sağ olun. Sağ olun. Hocam. Sen Nasılsın Gülhan? İyiyim. Dün neler oldu Gülhan? Ne olmuş? Otel işi mi? Sezai ile Samiralar konusunda. Bilmiyorum. Hı? Sen nerelere kimlerin yanına gittin? Pişman oldum. Hı? Pişmanım. Yani her türlü yüz kızartıcı Bilmiyorum. suçun olduğu bir yerdesin. Bu konuda ceza alan insanların yanındasın. Bilmiyordum. Yemin ha? ederim bilmiyordum. 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 Ya. Sadece hapse girdiğini Uli eğitimde öğrendim. Evli olduğunu da bilmiyordum. Pişman oldum. Pişman oldu. Size ben bir şey diyeceğim son göz. Benim çocuğum bir rahatsız yani zaten. Durum bir huysuz. Önce o anlatsın ben bir şey diyeceğim. Tamam. Tamam. onu bekliyorum. Muammer sen izleyemedim dedin yayını. Buyurun. Yani tahammül edemedim dedin. Gülhan karşında. Esra bana yardım etsene. Hangi konuda yardım edeyim? <laughs> Nasıl yardım? Yardımcı Hayır, olurum. sen söyle bana sana hangi konuda yardım etmemi istiyorsan ben destek olmaya çalışırım elimden geldiğince. Hele inandığımsa koşarım yani o kadar. <laughs> Zaten şu köşeye dönetgene yapıştı elim Esra. Köşeyi dönerken mi? Evet. Nereye yapıştı? <laughs> Elime yapıştı şu köşeyi dönerken. Yok öyle bir şey. Neyse. Yani Basının uydurması. <laughs> Şimdi e, köşeyi dönerken... Yani dokunduk yanlışlıkla oldu. Elini tuttun mu? Hayır. Dokundun mu? Dokunmuş, dokundun. Doğrudur. Dokundun? Dokundu. Evet. Tamam. Hı -hı. evet. Ne yapacağım? <laughs> Muammer siz anlatın lütfen. Önce o anlatsın sonra ben tamam. cevaplayayım. cevap vereyim. Bugün hiç fazla de Eline dokundu, yapıştı. Yapışma değdi yani kolumuz değdi yani yanlışlıkla. Ya, ha elim, parmakları değdi parmağıma Esra abla. Vallahi değdi bak yemin ederim. Tamam değdi parmaklar. Tamam değsin sonra. Sonra bak, ne Ben oldu? bunu Hı. Esra abla bir kere affettim, iki affettim. Hı. Bu üçüncü affedişim. Ben affediyorum Esra abla tekrar. Allah razı olsun ben de seni seviyorum Allah. Pişman oldum, gerçekten pişman oldum. Pişman oldum, yemin ederim pişman oldum. Görüyor Babam benimle barıştı. Ara, telefona Kimle bağlanacaktı. Barıştın? babam. Onunla Babanla barıştın. Evet. Muammer'i, Hı, Muammer'le barışmak istiyor musun? İstiyorum canım. Ne oldu istiyor? <laughs> pişman oldum. Gerçekten ben oldum. Bu pişmanlık <laughs> sebebin? Adam hırsızmış bilmiyordum. Karı satıyormuş bilmiyordum. <laughs> Pişmanım Hırsızlık ederim, yapıyordu bilmiyordun. Ama Muammer Güzel bayağı, e, öyle evet, bir yüreği var doğru. ki. <laughs> Muammer Güzel hiç evlenmediği halde. Pişman oldum ya. Pişman olsun Bir tamam. babam bağlayabilir mi? Babanı da bağlayacağım. Pişman oldum yani. Bugün bir gözlerim Ama şey... bana da sen bayağı bir Gözle yaptın yapma. ama. Neyse ama önemli yani değil. Son... O kadar o çirkinliklerin içerisinde bu adam ha. tavuğunu alıp parka götürüyor diye kızıyordum buna. <laughs> Bak tamam. gülmeyin Hüşperi buna. hizmetlerine kızıyordu. Televizyonun ekranı kırılmış. Muammer saf niyetli bir adam. Sizden bir icam var. Hı. Bugün bir hasta. Eline bilerek mi dokundun? Bilerek dokundum evet. Seviyorum ya. çünkü kocam. Niye ilk önce o konuştun? Valla severek evlendim. Severek evlendim. Hani Vallahi zorla evlenmiştin? Kızgınlıktandır Severek evlendim de bırakma. Ben de bir kazınay geldim buraya. <laughs> Muammer ne ama... ilk konusun dedi? Çok e, akıllı bir kadınsın Gülhan. Evet. Muammer eğer mi? yumuşak davranmasaydı barıştım demeyecektin değil mi? İlk önce ondan mı bekledin? Evet. Hı? Buraya gelebilir mi Muammer? Hı. Efendim Mesela. Canına minnet gelirim tabi. Gelirim değil mi canım? Size sormadım Muammer Bey'e sordum. Kabul ederim beni. Hı? Hı? Kabul ettim diyorsun ya. Şimdi diyecek virüs kapmıştır diyecek ben malım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gelsin Esra Konuşalım. Tamam. Onuşalım. tamam konuşalım. Daha <laughs> gel <gülüyor> demedik ya. <laughs> Allah razı olsun çok değerli. Senin nasıl kendin değerliysen, kıymetli birisiysen ekibinde öyle değerli kıymet. Allah onlardan da razı olsun. Buradan sağ salim, kazası belası Rabbim sayesinde sizin sayenizde otelimize vardık. Oradan çok iyi karşıladılar. Yukarı çıktık odamıza. Tamam canım o kadarını şey yapma ya. Konuştunuz mu? Ha konuştuk. Bak dedim Gülhan, seninle benimle bir yaşlanmaya var mısın dedim. Muammer varım dedi. Ama dedim, beni bir daha dahakine dedim, aha yüzü vurdu. Bir daha beni tek başına bırak. Bırakmamasına gitme bir daha. Beni terk etme bir daha. Aynen, bir daha terk etme. Yani ben 81 milyonun karşısında, hep diyordu beni sevmiyorsun 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 seviyorum şimdi sevme sevmesen desem düşmanlarım ne kadar sevenim varsa o kadar düşmanlarımız var yani Düşmanlarımızı olsun. sevindirmeyelim. Sevindirmeyelim değil? seviyorum 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 evet. Gülhan. Aynen Aha. Allah bir şey demiyorsun. Evet yani birbirinize söz verdiniz mi dün verdim, akşam? Verdim estağfurullah ben verdim. Yalnız esrafı. bir... Gülhan ne oldu? Gülhan böyle? nasıl geçti senin için dün İyi akşam? İyi güzel. Konuştunuz mu Muammer'le? Hı. Konuştum. Bugün niye böylesin? Hem ben böyleydim. Bugün de sen niye? Hı? Evet. Barıştığın için ya da barışma konusunda kafanda bir soru işareti mi var Gülhan? Açık konuşalım. Sen bir konuşalım. Ben senin bu konudaki açıklığına, netliğine inanıyorum. Yine babam kızacak ama. Ya yapamadım gitti anlamadım. Düzelmiyoruz, düzelmiyorsun. düzelmiyorsun. Ya ben evet. çok kıskancım. Ben bir kadının doğuluşuna geldim, çıktım ama yapamıyorum. Allah'ım elimde değil ya. Neyi yapamıyorsun? <laughs> Diyorum ki az çek düzelmez, çek düzen, düzen ver kendine psik ya. Psikiyatrik sorunları. Ben ben çok kıskancım aşırı derecelerde. Muammeri. Beni gene kaç kere kavga ettik otelde. Muammeri kıskanıyorsun. Yapamıyorum. Ben ya dün bir kadının doğuluşuna geldim, çıktım. Bir yaşlı teyzeydi. Şu, o gitti bugün çıkmadı yani. Ya. Yaşlı teyzenin dışında kaçtığınız kişiyle Bana görüşmüş olabilirsiniz. Bana çok olabilir şey misiniz? yaptı böyle bağırışta yapamıyorum ya. Gülhan Hanım. Ne, Muhammerle mi yapamıyorsun? Muammer'le bir hareketlerini, arada olmak istemiyor musun? Hareketlerini yapamıyorum. Nasıl hareketler? Olmuyor hareketlen, olmuyor. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum, Yapamıyorum ya bilmiyorum. Yapamıyorum'u bırakın da size bir soru yönelttim. Acaba o yaşlı teyzenin dışında Hı. siz dün akşam ya da bugün... O kaçtığınız beyefendiyle görüşmüş olabilir misiniz telefonda? Dün akşam aradı. Esra abla aradı. Psikolojimizi o bozuyor yani. Hı hı. O bozdu yani. Ya. sabah bak yine aradı. Yani ben bundan gayrı bıktım. Ne diyor Sedat, Yani, Sezai. Sezai dedi mi? Atmıyorum. Yani diyor ey, o bir ay olsun veyahut da on gün olsun veyahut da bir sene sonra olsun çocuğunla bana gelecek diyor. Şimdi kızacaksınız ama bir şey diyeceğim. Neydi senin şu adamın adı ya? Yani Sezai. o bunun kafasını. Sezai ile konuştun mu? Bu konuşmadı ben konuştum. Ya, ben bilemiyorum Esra abla, bu kıskançlığın altında neler var? Kendi davranışı bak genelde kıskanç insanların en önemli özelliğidir. Şimdi kendileri dışarıda o kadar çok halt yerler ki kendi karakterlerini bilirler. Herkes de kendisi gibi düşünür. Sen hiçbir şey öğrenme diye böyle kıskançlık maskesi altında. Hey hiç sevmem öyle kıskanılmayı ya. Ay, Esra abla ben bir şey... Çok bana şahsıma hakaret gibi geliyor biliyor musunuz? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Ben onu ne aç koydum. Tekrarlamak Ne açıkta koydum. Yani benim evimde ne yediyse benden ya ne eve getirdiyse. Ama bazı şeyler fakir olduğum için bazı şeyler alamadım. Muammer dava karın tokluğu değil. Yani... Ben ondan helalaja istemesem olsa abi. bir ekmeği bölüşür yersek. Helallik istemesse ama abi. farklı arçlıkları olunca onu hiçbir şekilde hiç ben... kimse yapamaz. Onun kendi şahsiyetiyle alakalı bir şey. Estağfurullah. Gülhan, e, yine e, 24 saatte bir karar değiştiren bir insansın ya. Hmm. Aradan 24 saat geçti. Doğrudur. Son kararım boşanmak istiyorum. Bir de dengesiz yazmışsınız oraya bir şey alta bir yazı. Kim ben yazmış? denge dengesiz onun yanına gidiyorum ben. Gelme gelmesin, net olsun ki ben dengesiz olmayayım. O ne biçim bir laf? Gülhan Hanım siz mi? elinizle, ben elinle elinledim dediniz. Net cevap bitti, Onu ben, ben artık Zaten yoruldum. en hayırlısı o. İlk gün Hı. sen muammeri istemiyordun. Evet. Sezai'nin bu olayları ortaya çıktıktan sonra... Hı. Şuradan Onu geçerken bu burada, ele bak. değme olayı nasıl oldu? Muammer. Ele değme Vallahi olayı nasıl oldu? Hani senin eline anladım. değdi ya. Eli eline değdi. Ya koşayı tam dönerken ele değdi. Şurada ayağıma şey yap. Ayağını ayağın önüne koydu bir el değdi. Aynen. Bu eli sen... Bak e... ailem beni izliyor bak. iyi kötü insanlarım Hayır, var. Sen ben de dedin ki ben ne? kasten değdirdim o eli. Muammer'le barışmak istiyorum dedi. Tamam oldu. Bir kadının da oluruşuna geldi. Bir de ailemin de geldim. Ya olmuyor ya. Elimde yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum. Gene aynı onun huyu da aynı, benim huyum da aynı. Değişmiyoruz biz. Ya neyi Olur, değişmiyor? Allah. Ben, Şimdi, ben de de kıskanıştık. Aynı ben de kıskanıyorum ama içeriden. Uzatmaya gerek yok. Ben seninki kimi taşımıyorum Gülhan. Bir de benim adıma ki, saatte Gülak. hesap atmışlar. Ama ben ama internet bir sustu az diye. Benim adıma saatte Facebook ben bilmem. Hiç hayatım <laughs> boyunca ya boyunca nefes açmadım. Adıma Facebook açmışlar. 5-6 tane. Bu nasıl bir şey? Sosyal nasıl bir şey? Resimlerini, şey bilmiyor. numaralarımı atmışlar. Sizden başka benim kimse numaram bilmiyor. Fesimi de bilmiyor. Bu ne demek yani? Benim kız kardeşim ona da o söyledi. Ben korkuyorum ya. Gülhan sen herhalde bir kendine bir gelsen senin numaranı ben biliyorum. Gel, gel, gel. Sezai Bey'in ben buraya senin... oturduğunda Yok, bir sen değil sen de bu sürü çevreyen göğe başka bir bilmiyor. Gülhan Kim koyabilir Hanım, senin iddialı? Sezai Bey'in işe Sezai ben koymuştur belki. Ben Fes nedir bilmem hayatım boyunca. Sezai bulunca. koymuştur Benim belki. Benim telefonum bir tane turşu şu kadar bir şey. Hırsız. İkiniz de bekardınız. Hala bu sorunun cevabını alamadım çünkü. Gülhan Hı. da bekardı, boşanmıştı. Sen de bekardın. Bu kadına niye nikah kıymadın? Gittin Samira'yla nikah kıydın. İlk günde ben istemedim. Hata yapmışım. Bundan sonra olur herhalde. Nasip bu işler. Şimdi şöyle Bundan bir şey söyleyeyim. Da. Doğrudur. Şimdi anlat. Samira'yla niye nikah kıydın? Samira'yla nikahlanmanın sebebi neydi? Samira'yla nikahlanma sebebim benim kendi şahsım için... ...şöyle bir şey sorayım. Mutlu, huzurlu bir yuva kurmak istemiştim. Ama o olmadı. Olmayınca da bir şey yapacağım bir şey yok. Kendisi Sen de, Samira ile normal bir yuvanın olacağını düşünüyor muydun? Onu he, sana en yakın arkadaşın hakkında e, o suçlamadan, fuhuş suçlamasından dolayı işlem yapılmış. En yakın arkadaşın buluyor Samira'yı. Ablacığım fuhuş suçlaması falan diye en, en yakın arkadaşıma da olsa fuhuş suçlaması falan de böyle bir şey yok. Bende de yok. Hı hı. Ben sadece eşim gittiği için ben de ne yaptım bu sefer? Eşim dedim Gülhan dedim gitti sonuçta. Ondan sonra edim, tuttum. Ben dedim evlilik yapacağım. İk, tuttum burada. Onunla evlilik yaptım. Ben suçlu muyum şimdi yani? Suçlusunuz Sezai Bey. Demek istediğim şu. Ben bu seviyorum. Bu kadın bir yıl önce ne yaptığını Sevmek da bilmiyor. Sevmek suç mu yani? Suç. Sizin gibileri sevmesi suç. Neden? Ee, Neden? Çünkü evlisiniz beyefendi. Evli insanlar böyle ekranlara çıkıp ben seviyorum, seviyorum diyemezler. Bizim de bir örf adetimiz var, kanunlarımız var. Ablacığım ne olursa yani bu kadın, olsun. Bak bir eşiniz çıkıyor diyor ki resmini internette altında. 6 ay kadar çocuğumun da Yani ne çocuğu dinamında, kardeşim Samira demiş ki Sezai'nin Sezai'nin Sezai daha önce neydi iddia Sezai'nin çocuğu Esimim, olmayabilir. Bak, dinliyorum onu da ee, biliyorum. Gülhan onu kandırmış demiş. Bir saniye dur bir saniye çok önemli bir şey hanımefendi adınızı bilmiyorum ama hayranım hayranım geçti birden. Hı. Hmm. Bak şimdi söyle bakayım yüzü burada çocuğunun değil demiştin. Sen öyle bir şey dedin mi Sezaiye? Çocuk ben senin değil mi? Samira'ya demişsin ki ha. ya bu çocuk benim olmayabilir. Ben Gülhan beni bu konuda ben... kandırıyor. <laughs> ben Samira'ya hiçbir şey konu o konudan hiçbir şey konuşmadım. Benim ya. Öz, ha. Öz, Öz ve ha. Öz azat Öz Azad benim ha. oğlumdur. Oraya çünkü ben, ben hasta. Ben oraya hasta ben bir her bir türlü yok ben her türlü Azat'ımın da Gülhan'ımın da karşısındayım. Evet, DNA e, sen... testi istiyorum. Sezai DNA testi yapalım sen istiyor musun? İstiyorum dünden Tamam, lazım. tamam. DNA testi yapalım. Tamam. Sezai hani sen güya Samira ile mutlu huzurlu bir yuva için bir araya geldin ya nikah kıydın. Evet efendim. Şimdi öyle güvendiğin bir kadınla gerçekten huzurlu bir yuva kurduysan dersin ki... ...ya bu Gülhan da ne yaptığını anlamadım sürekli geliyor gidiyor beni kandırıyor. Böyle bir ihtimal olabilir dersin. Ben Gülhan'a... Ömrümün sonuna kadar yanındayım. Hı. Ben Gülhan'ın ömrümün sonuna kadar 19, yanındayım. O yüzden mi 19 Temmuz 2019'da bu yanında kadın darptan şikayetçi oldu sizin hakkınızda. 2017'nin 3. Şey mi, ayın 5'inden beri şey de yanında önemli. oldum. Burası. Her gittiği yer diye bir şey yok. Abla. Her gitse de beni aradı bu kadın. Ben sahip çıktım. Elimden geleni ya de Sezai yaptım. Ya Sezai Bey nereye Ve sahip çıktınız? Gülhan'ı Gülhan ilk bağlantı Gülhan yaptığımızda Sezai'yi... Cezaevine girdi. Ben çocuğumla ortada kaldım dedi ya. Ben her zaman yanlarındayım. Yapmayın Allah aşkına. Hayatınızı çevrenizde baba diye bile, isimler, sevdiği insanlar, iki ağır suçlamalar. çocuklar, Hepsi yüz ne? kızartıcı suçlamalar. Kime getirirsen getir. İki yaşındaki çocuk ona da madem bu kadar de kıymetli baba. bir adamdın Sezai'ye bir bu kadına nikah kıymadın iki bu kadın kendi eski eşinin mahallesindeki komşusu aracılığıyla muammerle evleniyor siz bu insanların başlarını niye yakıyorsunuz ya niye insanların hayatlarını neden, karartıyorsunuz neden madem benim evime, evimin yaklarına yaklaşıp da muammermiş niye insanların hayatlarını karartıyorsunuz Testi gibi bir şey Esra ya. Esra ablacığım DNA testi <laughs> istiyorum. Çocuk benim. Beyefendi havuz problemi o çocuk sizin değil benim. ilk eşinin. Hadi ispatla bana. Benim DNA testi istiyorum. Ispatla bana. Havuz DNA problemi gibi istiyorum. hayatınız var. DNA testi Burada ne oldu Muammer? Esra abla Bu ben, dün akşam herhalde evet sen evet de binerken. Ben e, <laughs> arabaya binerken e, ona bir şeyle diyecektim. diyeceğim. Diyeceğim şöyle e, şeyle de. kalbini kıracağım artık. Öyle diyor ama otel ben de istemedim. İşine Gitmek istiyor evet, musun? Evet. Tamam git annem o zaman. Tamam. tamam en son çıkacağım. Bir şey soracağım. Tez şey, gidebilirsin şimdi. Ya sen ne değişik bir insansın. Gitme diyorsun gideceğim diyor. Eşinizin Git şimdi. Bakın eşinizin rahatsızlığı olduğunu biliyorsunuz. Bir de onu darp ediyorsunuz. Ya o esnada eşiniz nöbet geçirseydi. Ya. Ha? Bunu vebalini üstüme kaldırabilecek misiniz lütfen? Üstüme bile bile gelmesin. Şu muammer şu an anlatsın. Sen Siz çocukla ilgili bir şeyler söyleyeceksin. Bu görüntülerle sizin aklınızda şikayetçi olsun. Yanlış. Bir daha, daha cesaret dedince, edemezsiniz kimseye de. böyle vurmaya. Evet. Ben dedim bak. Ben ayrılacağım öteki Ben e ayrı Bir bildim. dakika ya anlatıyor şurada. Sustum, ben olarak. dedim çocuğa iyi bak kanunu Hı -hı. doyur çocuğun bezini güzelce al uyut kanunu doyurduktan sonra çocuğu üşütme. Hı. Ben başka otele gideceğim dedim. Rahatsız oluyor oteldekiler ikimizden dedim. Yani çocuğun kanunu güzel doyur Geç bayağı. çocuğa iyi bak çocuğu dövmedim. Çocuk ne kadar olsa... Onu sonuçta Hı -hı. çocuk yani dili yok, şey yok. Bunlar B bir takım yalanlar. Bir, bir takım yalanlar. Mısın? Seninkine evet, hep haklı sayın. Ondan sormam. sonra ben... Ba ondan sonra sallaştı. Ba milletin karısını Hı -hı. soruyor, yalan. Ya ne karısı evde soracağım de, sana ya. Evde de böyle miydiniz? Evet, Esra abla evet. ben... Fırına gideyim, fırın... Diyor... Bu niye geç? Geldim. Niye geç geldin? Siz şimdi bizi boşuyor musunuz? Peki işi Muhammed. İşi uzatmaya İrancım gerek yok. Birancım boşanacaksınız. Ben bir yere gitmiyorum de. Beni Ben niye gidip gidin gidin diyorsunuz bana? Ben asla ben dürdana gidip ben Ben gideceğim ben dursun dursun alıp, ben dursun alıp, dursun biraz. Ben gidip de yani arkamda şey bırakma. Ben buradan rahat gire, iş bitince giderim. Ben öyle Hangi ben. Hangi iş bitince ben, gideceksin? Yani nikahı bozarım. Ondan sonra giderim. Ben çıkıp gitmem ben buradan. İki dünya Daha ben önce gitmem. öyle bir, akıllısın nikahı yani. Nikahı bozarsınız giderim. Hayır, öyle akıllısın. Ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Madem nikah bitmeden çıkmam gitmem diyordu. Sezai'nin yanına gitti. yanına gitti. O zaman mecbur. ...sizden ama da alkışlayacaksınız. Oy oy. Alkışlan, alkışlan. Güzel alkışlan. He böyle, böyle. He. Alkışlan, Niye ya, nikahın bu sefer bitmesini da. istiyorsun? Ben nikahı bozmak istiyorum. Öyle bir yoruldum. Kur'an çarpsın, yorulma. Senin hep yorulması değil. Ben neler çektim bilmiyorum. Ağlıyor, ben gece ağlıyorum. Ben gündüz ağlamıyorum. ben. ben Peki akşam, Gülhancığım, o zaman gel, gel. Sil, baştan sil baştan Soğan. geri dönelim. Sil baştan geri dönelim. Sezai'yle ikiniz bekarken... Hı. ...sen onunla yaşarken niye... Ak şey komşundan bana koca bul dedin. Peki ara Cemiyet mi? Bir dakika. Ayrı, ev, ev ayrı evdeydim, kiradaydım. E, ayrı Hayır, evde. aynı yani, evdeydiniz. Yani, de, ayrı değil, atlı üstte evdeydik. Hayır, aynı, de, evdeydiniz. Sen. Evdeydiniz. evdeydiniz. Sezai ile çocuğunun babası olduğunu iddia ediyorsun. Evet. O da muamma. Ee, niye Davut'u arayıp bana koca bul diye... E... Bırak o işte eskide kaldı. Ben şimdi eskide, e, eski kalmadı. kalmadı. Niye geldi benim şimdi günahıma Şimdi bunların hepsinin sorusunun cevabını alalım bir. Sen bunları vermekten kaçıyorsun. Biz ayrı evde şey ayrı ev dedik. Attı üstüydü. Bir de Sezai ile ikiniz Hı. neden nikah kıymadınız? Hı. Tamam inşallah bundan sonra. Hangi olurum, hoca e, resmi nikah olmadan Niye bana nikah... Ya, nikah ya sen ayrılacaksın neden ne istiyorsun Yeni ya? Yeni nikah hangi Sezai hoca Sezai senle nikah kıymak istedi mi? Hı. İstedi. Yok, i̇stedi. Tamam. Evet. Onun yanından da kaçtı. Peki parayla yapmışsınızdır. Muammer'in yanına geldi. Muammer'in yanından da kaçtı. Evet seni öyle gönlün gibi şeyler. Öyle gibi bir şey de oldu. Bülent sen her yerden kaçıyorsun. Kadın sanmaya gitti, İstanbul'a Çocukların babasından da kaçtı. Değil gitti, mi? Fas'a Çocukların babasından Sezai'ye gitti. gitti. Ya Sezai'nin yanından tekrar çocukların babasının yanına döndü. İnsan tekrar o... çocukların yanın babasından Sezai'ye gittin. Sezai'den geldin konuştum Muammer'e, Muammer'den kaçtın Sezai'ye. Sezai'ye geldin tekrar be, kaçtın. Ben konuşayım mı? Be. İnsan olsunlar da sahip çıksınlardı. Hayır. Vardı. Kimse sana sahip ya çıkamaz. Nazli sana sahip, sahip çıkabilir. Durdurur öyle beni kovdular evden. Kim kovdu seni evden Gülhan. Sen çocuk değilsin. Bak çocuklara belli bir yaşa kadar sahip çıkılır. Ondan ne sonra gene kontrol atıyorum. edilir. Senin şimdi ben koca şimdi... kadınsın. Ordu. Eee Gülhan tekrar burada yeni bir imajla karşımızda. Be. Gerçekten yeni imaj yapmamış mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bazen kadınlarda şöyle bir şey olur ya hani ne kaybettiğini gör. Hay bir değişirler. Halbuki ayrılmak isteyen sendin ama. Gülhan efendim başka bir kadın var. Yani benim o uğurladığım o bir... kadar mutluyum ki. O kadar kendime mutluyum geldim, ki. kendime. <laughs> Birden nasıl son, böyle rahatladım ya. Ki. Beynim rahat. Aman. Huzurum yerinde. Içeriz. Esra ablama saygın olsun bu Adam, ne böyle Allah'ım bugün sınanıyorum bak yemin ederim Bir kere seyirciye bugün saygın olsun Bugün sınanıyorum ben tamam. Bir kere şu ablama Dur bir dakika Tamam tamam Şimdi ama bu neden Bu saygın bu özgüven alakası Seni ilgilendirmez Sen o. de özgüven Beş, var mı? Var. Ne, tamam ben senin için şey yapacağım Bu özgüvenin sebebi ne? Ne biliyorum evet çok güzel Bundan boşandım, başım bu kadar bir rahat diye. Beynimde hiç düşünce yok. Kim ne yapıyormuş düşünce yok. Şimdi ben hırsızın ha, ben çocuğum olsun için dur, Önce ben seyircimize şunu söyleyeyim. Gülhan'ın bu oturuşunun, hırsız. bu tarzının... Kim beğendi? Sebebi, Beşmesi. beğenmesi ben sonra vereceğim veteriyi. Küçük çekmece 3. Aile Mahkemesi'nde e, görülen duruşmada çiftimiz anlaşmalı olarak boşandı sevgili aynen, seyirciler. Aynen. Oynama, sıkı dön, sıkı dön. Sonunda boşandılar. 21 Nisan'da Aynen. evlendiler. Aynen. Ee, ve işte 21 Nisan'dan sonra da boşandılar. Aynen. Tarafların birbirlerinden Aynen. nafaka, Aynen. maddi, manevi tazminat, mal ayrılığı rejimine ilişkin talepleri olmamıştır. Gülhan'ın bu değişiminin sebebi boşanma. Evet, boşandım, kendime Şimdi, geldim. Evet. Ee, nasıl desem? Ha. Sonra şeyim yok. Bana bir tane kayalı giden yok. Ne derler ona? Dilim dönmedi. Ay. Karışmıyorlar. Evet. Özgürüm diyorum. Ben çocuğum için artık yaşamaya devam edeceğim. Evet. Artık kocam hoca istemiyorum. Nef nefret ettim. Peki. Peki, Ama imajını da değiştirmişsin. Dilerim. Ben zaten böyleydim. Hırsıza git evet. tamam Ben bu Sezai ile evlendikten sonra sen değiştirdin. zaten ben. Ben hı hı. sarı da yaptım, siyah da yaptım her rengi. Şey. ben. Çok iyi yaramış sana boşanmak. Evet, oh kendime Vay geldim. Be. Batım ailem reddediyor beni. Tamam dedim kendimi sağladım. Sağıldın. Vedalaştınız mı Muammer'le? Abla, benden ya ne geçtiyse ben tazminat davası da açmadım. Yani maddi olsun, manevi olsun benim e, garantiye girmediği eşyalarım da Şeyini almadım. Hı. Sadece ben iki günlük dünyada benim kalbimi çok kırdı. Bir kerenden benim kalbimi çaldı. Bir kerenden o güzel kalbimi kırdı. Bana şiddet uyguladı. Yani hakkım geçtiyse ondan tarafa ben kabul ediyorum şu iki günlük dünyada. Hak Hakkını helal etsin bana. Helal olsun. Çocuğuna ne aldıysam, kendine ne aldıysam helal olsun. Helal yani. olsun ne diyelim ki? Helal, helal mı olsun? Helal olsun. Gönülden katlen diyor musun Aynen bunu? aynen helal olsun. Niye öyle olsun ki? Diyor musun? Diyorum Ümit. Evet. Helal olsun. Sen evet. şu oturma tarzını bir kere düzelt de ondan sonra di yani bir kere şöyle bir kere yap. Yapsana. Ben sana inanmıyorum. İnanmıyorum ben sana. Helal olsun. Hayır böyle helal yani, olsun. Yani helal olsun. Bugün Allah razı olsun kantinde çocuğuma bir şeyler aldı gene. Bir ha. şey de helal olsun. Bir şey dedim ben, yok sana. o çocuk dün niye çocuğu şey yaptın bana? Çocuk arkamdan geldi yanıma elini tutsam dedim şimdi. Canım sığın Çektiğim zaman canım sıkılacak dedim. Hmm. Sonunda aldım. Çocuk bahane sen o. bana o soruşmak çocuk. istiyorsun. Sonuçta. O çocuğun kafasındaki içindeki beyin baya senin beyninden daha iyi. Şimdi çalıştım. abla ben ayrıldım. Bu ben senin çocuğuna ha. yaklaşarak aslında seninle mi iletişim kurmaya çalışıyorum? Gene öyle. Otel lafı ya diyor. gene, gene kavga ettik. Esra abla. Otele gel, otele ben gel. buradan taliplerimi arıyorum. Taliplerimi istiyorum. Hmm. Empati şimdi ben hayatımı çocuğumla empati yaşım yapın <laughs> birisi size mecburiyetten ben onun yanındayım dese şimdi mesela yapın kitap okuyorsunuz empati yapmayı geliştirdim evet. diyorsunuz. ya yani istemem öyle bir şey olsun ama ben yani, ben yani ben şimdi sizin yanınıza gelsem gidiyorum şeyin yanına ki aslında sevmiyorum ama mecburiyetten gidiyorum desem. İyi bir şey değil ama ne yapalım? Ben mecburiyetten gidiyorum. Bir yerim olsa çocuğumla öyle bir küçük yerim ben yanına Ben yani sana vermedim mi bir şans? Ha? Ben bununla muhatap olmak istedim. çünkü ben istedim. artık ayrıldık daha ne istiyorsun? Sen Amacın ben. ne? Ne amacı olacak senle ya sen bak, kimsin? Bulunmayan toplum aşağı değilsin. Aynen, Elimi sallasana. Nasıl buldunuz ben hala oradayım ya. Ya seçilmiş bir, akraba gibi ar yani, bir akraba aracılığıyla. Yani mi akraba aracılığıyla? Senin akrabalar ben alayım, kimin bulduğunu gayet değil. iyi buluyorum da şimdi oralara da girmeyeceğim Gülhan. Hı. Sen aradığında her şeyi buluyorsun, Belanı da buluyorsun. Aynen valla doğru. Aşkı da buluyorsun. Hı. Her şey yapıyorsun çok e, seçmiş gibiler birbirlerini yani bu iki insanın aynı evde olması enteresanmış ama artık bitti. Bitti aynen. O kadar rahatım ki. Başım ben de beyim, rahatım, rahatım. Sen rahatsan ben Huzur varmış Allah'ım. Evet. Allah razı olsun. Ben de gayri özgürüm. Hmm. Sen özgür olacaksın da ben özgür olmayacağım. Şimdi senden sizden bir ricam olabilir mi hmm. son kez? Yapabileceğim bir şeyse başımın üstünde, evet. yapamayacağım bir şeyse söz veremem. Şimdi ben ne olur konuşayım. Geçen geldiğinde çok konuştum ama kendi kendime konuşmuşum. Şimdi o kadar evet, aklım kendi beynim yerinde, konuşayım. Allah rızası için testi açıklayın. Başka bir şey istemiyorum. Ha DNA testi evet, mi? Evet Allah'ın kitabım varsa. Tabi hemen DNA testini de getirsinler. Allah, Oley Allah'ıma çok şükür. Sonucu da söyleyebilirsiniz bana olur, bilgi hoş. geldiğinde. Çok DNA güzel. testinin sonucu Bilmiyorum, senin için. Bir kağıdı istiyorum. Ha? Kağıdı da istiyorum köye göçeceğim. Ha, DNA testinin sonucu senin için çok önemli. Çok önemli. Ya ben eminim ama gene de onun tarafı da duysun istiyorum. Kimin tarafı? Bu Sezai'nin Sezai tarafı. tarafı. Çünkü bu ara aramız çok bozuk onlarla. Siz birisi kim dedi? Şimdi de, var, biri evet. dedi ki ondan değil, biri dedi ona aklı karıştı milletin. Hayır, bunu söyleyen kimdi? Hı. Sezai'nin eee resmi söyledi. nikahlı eşi Samira dedi ki, Sezai'nin çocuğu olamaz. Onun daha önce de evliliği olmuş, yıllarca çocuğu olmadı. Bu çocuğun babası Sezai mi diye sordu. Sezai %100 eminim. Peki Yasin. çocuğun e, biyolojik babası. Sor. Yes. <laughs> Onu bırak şimdi sen e, gerçek babası. Ay bu kadar. Heh. Biyolojik babası. E... Özcan Yavuz. Hayır. Yani nüfusta, pardon, resmiyete mi? Pardon Nüfusta çocuğun babası kim? Özcan Yavuz görünüyor. Özcan Yavuz senin daha önceki eşin. Evet ikinci eşin. Ama DNA testinin sonucunda bu çocuğun babası kim? Sezai Akar ama ben yine de öğrenmek istiyorum. Öğrenin <laughs> gene de. de. Sezai Akar. Evet. Şüphem yani. Yok şüphem yok. Öğreneyim. Peki çocuğun biyolojik babası Sezai. Ben biliyordum zaten. Aley! <laughs> Bu budur işte. Sezai Gönül'ün Kağıdı verin, kağıdı, kağıdı. Tamam, Allah, kağıdı da vereceğim. Şimdi olsun. onu getirmiyorlar. Bunu bir kere daha bak. söyler misin? Ne? Bir kere daha söyle bunu. Ben emindim zaten. O insanlar yüzme nasıl bakacak acaba? Bir sürü laf saydılar. Kim saydı? Bunun, Sezai'nin aile tarafı. O çocuk, benim babam bile söyledi. Kendi babası insanı böyle söyler mi ya? Gülhancığım, söz konusu çocuğun babasının kim olduğu konusunda herkesin bir söz hakkı <laughs> var da. <laughs> yalan Sezai yalan. evliyken, yalan. sen yalan evliyken yalan. ilişki yaşamınıza kimse A karşı çıkmıyor. Kendim, doğru diyorsun. Çocuğun babasıyla ilgili <laughs> acaba dediklerinde herkes bir ayaklanıyor. Şimdi gene söyler misin? Allah aşkına. Tamam, ayına? çocuğun babası Sezai Gülhan. Tamam, o kağıda götürebilir miyim? Tabii ki götürebilirsin. Ama benim babam bile dedi ki çocuğun babası belli değil diye buna bile söylemiş. Ama çocuğun babası zaten ya nüfusta babası başka birisi. Nüfusta biri zaten. belli değil. Yani nüfusta özcan da. Gerçekte başka biri. Gerçekte kim bunu söyle? Sezai. Hızlı söyler misin? Duysunlar. <laughs> Hızlı <ha>. bir <laughs> daha 10 kere söyleyemem. Ben sana <laughs> kağıdı veririm. Herhalde yani Sen, ekran başındakileri anlamayacak ya, ben... değiller. Ee, Ama bak şimdi ne oluyor biliyor musun Gülhan? Böyle Esra Hanım 10 defada söylese, 100 defada olsa resmi belgeleri değiştiremiyoruz. Niye? Özcan senin eski nikahlı eşin Hı. bu çocuğu soy bağını reddetmediği... O da vermiyor işte. O ha. da karışık durum. Ya reddetmediği sürece... Sezai böyle ortalıkta bağırır durur. Aynen doğru. Şöyle Onu anlatalım. Anlatamaz. Özcan dese ki ya benim boşandığım eşim çocuğumuzu kaçırıyor dese. Evet diyemez. O çünkü var ya şimdi aklını yiyemem Sezai... ben bir sürü koca, koca şey yaptım. Özcan'ın yerini bir tarafa koyun. Onu oraya karıştırmayın. O iş adamı çünkü. Ama, o sadece bir bir kızıncı küfür oldu. Onu bir araya sokun onu karıştırma. Çocuklarımın tamam. babasıdır. 12 yaşında kızımla 11 tamam, yaşında oğlumun babasıdır, babasıdır. Ona ben bir şey diyemem. Hiç ya. lafında da konuşmam. Ya. İşte Gülhan'cığım sen bu çocuğun babası kimmiş diye böyle bir Hı. şey yapıyorsun ya. Mücadele ediyorsun ya. ya birilerine duyurmak için. Yullahi evet. Ya. Sen en başta doğruyu yapacaktın. Doğru Senin diyorsun. Senin gittiğin tüm yolların hepsi yanlış. Bundan sonra da olmuyor da Çocuk da olmuyor. Bundan sonra evlilik de istemiyorum. Tamam alet oğlum. İyi oldu. Bence de kendi adına çok iyi yaparsın. Evet aynen. Bıktım çünkü valla yoruldum ya. Şimdi başım yeni dinlendi. Allah razı Gerçekten olsun. Gerçekten güleceğim Oteliniz ya. Oteliniz çok iyi, siz çok iyisiniz. <laughs> Ezra abla ben senin yerine gülüyorum. <gülüyor> Gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Bugün niye mi Sinirlerim bozulmasın ablam. Sen bize lazımsın. Aynen. Allah herkes Allah kendi hayatına. Allah, gidiyor, Allah razı olsun. İyi de işte, yüzden düştü. Helal olsun. Çok iyi bir insansın. Bu kadar. Ama ben hala valla gerçekten korkuyorum. Sizin cesaretinize de hayranım. Ne? Ben mecbur olduğum için gidiyorum. Bu evet, kişiyle gene birlikte... mecbur olduğundan gidiyorum. Ama de... Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.